Dediğimiz gibi konu çok önemli. Milyonlarca emeklinin problemi bu. Gözleri kulakları maaşlara yapılacak zamda geçinemiyorlar, yaşayamıyorlar. 6 aylık enflasyon farkı %37 açıklandı. Ama tabii ki yaşayabilmek için, hayatlarını devam ettirebilmek için, en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çok daha üzerinde bir şey olması gerekiyor. Özellikle en düşük emekli aylığında beklenti dediğimiz gibi en az 11 bin liranın üzerine çıkması. Peki enflasyon farkı dışında ek zam yapılacak mı? Yapılırsa maaşlara ne zaman yansır? SGK uzmanı Özgür Kaya ile konuşacağız. Özgür Kaya, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi refah payı şu bu ne bilmiyorum ama sizin yanılma payınız çok düşük. Onun için gönül rahatlığıyla şimdi size soracağım. Bir kere bugün kabine toplantısı olması bekleniyordu ve orada da gündeme gelmesi bekleniyordu. Haklı olarak emekliler de kabine toplantısı iptal olunca bir dakika bir şey mi var diyorlar. Önce oradan başlayalım isterseniz. Şimdi Ece Hanım, esasında burada iki temel nokta var. Birincisi taban aylık, ikincisi de enflasyonla memur ve memur emeklileri ve asgari ücretle işçi ve bağkur emeklilerinin arasındaki makasın açılması. Yaklaşık olarak %11.43'lük bir açıklık söz konusu. Dolayısıyla bu iki temel noktanın bir kere gözden şu an geçirildiği ve bununla ilgili gerek Maliye Bakanlığı yani Hazine Yönetimi'nin gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konu üzerinde çalışma yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla emeklilerimizin yani işçi ve bağkur emeklilerimizin özellikle bugünlerde birazcık tereddütleri söz konusu, endişeleri söz konusu. Bu önümüzdeki günlerde bu tereddüt ve endişe illaki giderilecek. Dolayısıyla tabii ki yapılacak olan iş ve işlemlerin de bir yasal boyutu söz konusu. Yani ben bugün bunu verdim, hadi yarın bunu yapalım şeklinde ne yazık ki olmuyor. Bunların mevzuasal anlamda yasal boyutları, yasal teklifleri, kanun teklifi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayı ve resmi gazetede boyutları söz konusu. Esasında ben şöyle bir düşüncem vardı. Bu hafta başından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını sürdürürse bu 17'sinde başlayacak olan işçi ve bağkur emeklilerine ödenecek maaşlara yetişir gözüyle bakmaktaydım. Fakat biliyorsunuz süreç farklı gelişmeler söz konusu olunca bazen aksamalar da söz konusu olabiliyor. Ancak hükümetin de yaklaşımı bu noktada olumlu yönde. Yani şunu söylemek istiyorum. Birincisi taban aylık uygulamasının enflasyon rakamıyla bağdaştırılmadan yani enflasyon oranına bağlı kalmaksızın bugün 7500 lira olan taban aylığın bir kere 10 bin liranın üzerine hatta 11 bin lira ya 11 bin lira civarında bir rakama ulaşması söz konusu olacak. İkincisi de %37'lik enflasyon farkının memur ve memur emeklileri ile asgari ücretler arasındaki makasın da olabildiğince daraltılması hatta belki de eşitlenmesi şeklinde olacak. Biz buna ne diyoruz? Refah payı diyoruz. Şimdi refah payı ayrı bir şey, seyyanen zam dedikleri ayrı bir şey. Bir de taban aylığa getirilen taban aylığın üzerine refah payı deniliyor ya da seyyanen zam deniliyor. Bunlar kelime olarak belki karşımızdaki vatandaşlarımız cebine girecek olan rakamı olumlu yönde değerlendirebilir ama teknik açıdan bakıldığında bunları kullanırken çok dikkat etmek lazım. Çünkü seyyanen zam üzerinde bir sonraki dönem itibariyle yapılacak olan zamlarda olumlu yönde etkilenmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla refah payı dediğimizde örneğin %37'nin üzerine siz %11 nokta ya da %10 bir refah payı ilave ettiğinizde 2024'ün ikinci 6 aylık dönemine geldiğinizde sizin maaşınız ne olmuş oluyor? Örneğin bugün 10 bin liraysa 14 bin lira ya da 15 bin lira civarına çıkmış oluyor. Alacağınız zam da bu rakam üzerinden değerlendiriliyor. Ama seyyanen zam dediğiniz takdirde hükümetin hazine tarafından karşılanmış aradaki 5 bin lirayı çıkarttıktan sonra
aylığımızın üzerine yapılacak olan ya da gelecek olan enflasyon rakamının ilave edilmesiyle gerçekleşiyor. O bakımdan kelimeleri ve terimleri de kullanırken bu noktada teknik açıdan dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ben bunu vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla netice itibariyle emeklilerimiz şundan emin olsunlar. Tabii ki yasal zemine oturtulması için belki bir sarkma söz konusu olabilir. Yani Ocak ayında %37'lik zamlarını alıp, %37'lik zamlarını alıp Şubat ayında aradaki farkın ödenmesi de söz konusu olabilir. Ki ben buna da çok fazla ihtimal vermiyorum. Hükümet zaten bunun kararını verdikten sonra bunun yasal düzenlemesini tıpkı yılbaşından önce nasıl çalışan emeklilerimize 5'er bin liralık ikramiye bir günde yasalaşıp resmi gazetede yayınlanıp ve yılbaşından önceye yetiştirildiyse bunun da teknik açıdan çalışmaları zaten kurum tarafından yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışmaları hazırlanmış ve bir sisteme oturtulmuş durumda. Sadece geriye ne kalıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir maddenin yasalaşması ve aynı gün zaten Sayın Cumhurbaşkanı onay vermesi ve gecenin ilerleyen saatlerinde resmi gazetede yayınlanıp ertesi gün bir tuşla bunların resmileşmesi ve hesaplara geçmesi şeklinde olacaktır. O bakımdan hükümetin yaklaşımı burada önemli. Hükümetin yaklaşımına baktığımız zaman da olumsuz bir yaklaşım ben açıkçası görmedim. Yapılan açıklamalarda ya da aldığımız bilgiler doğrultusunda da bu farkın kapatılması yönünde bir çaba sarf ediliyor. Hazine yönetimiyle çünkü parayı aradaki farkı hazine ödeyeceği için Maliye Bakanlığı'nın kurmaylarıyla Çalışma Bakanlığı'nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bürokratlar arasındaki çalışmalar, bütçeye getireceği ek maliyet vesaire bütün bunlar mali açıdan değerlendiriliyor ve çalışmaların da sonucuna neredeyse yaklaşmış durumdayız. Sadece yasal boyutu, yasal boyutu da bir günde yapılacak olan bir düzenlemedir. O bakımdan teknik açıdan kurum zaten hazırlığını yaptığı için burada herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Benim beklentim ya da ümidim bu ay Ocak ayında 17'sinde veyahut da maaşlar belki bir gün sonra normalde 17'sinde başlanır ödenmeye 18'ine sarkabilir veya 19'una sarkabilir ama Ocak ayında ödenecek olan işçi ve Bağkur emeklilerinin maaşları hükümetin alacağı yeni kararla bu refah payının ilave edilmesiyle 2023 yılının ikinci altı aylık dönemindeki %37'lik enflasyon değil, bunun çok üzerinde yani işçi ve memur ve memur emeklileri ile asgari ücretlilere verilen zam miktarına yakın bir oran olacaktır. Mesela daha somut konuşalım mı? Mesela bugün şu konuşuldu. Emeklilere önce kök maaşı 10.000 TL zam, bunun üzerine %50 enflasyon farkı ve refah payı eklenerek mesela kök aylık sorunu ortadan kaldırılmalı diye bir şey. Mesela bu söz konusu olabilir mi böyle bir şey? Ece Hanım, bu söz konusu değil. Bu şimdi şöyle bir şey. Maaşını kök maaş deniliyor. Kök maaş diye bir kavram yok esasında. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekliye çalıştığı yıl, hizmet günü ve ödenmiş olan prim esas kazançlardan sonra ortaya çıkan aylık bağlama oranındaki bağlanan aylıktır. Kök dediğiniz zaman o zaman peki kök ücret temel peki 10 bin liranın üzerinde olanın kök ücreti ne olacak? Yani burada bir kelime hatası ya da bir kavram hatası söz konusu. O bakımdan bu aradaki fark bağlanan aylıkla ödenen aylık arasındaki farkın 10 bin liraya çıkartılıp bunun üzerine refah payı artı enflasyon farkı diye bir şey asla söz konusu değil. Hükümetin yapacağı şey şudur. 7500 lira taban aylık uygulaması var. O tabii ki enflasyon rakamını göz önünde bulundurarak bu kişiyi 6 bin lira maaşı olan kişiye %37 uyguladığınız zaman 8400 liraya geliyor. 8400 liraya geldiği zaman bu kişiye 10 bin lira verdiğinizde daha doğrusu 8400 lira bağladığınızda ya da maaşını ödediğinizde aradaki farkın hükümet tarafından, hazine tarafından karşılanması söz konusu olacak. Bunun üzerine refah payı artı enflasyon farkı şeklinde değil, 7500 liradaki 7500 olan taban aylığı hükümet tutacak.
11 bin liraya çıkardığını varsayalım. 11 bin lira taban aylık uygulaması diyecek. Bağlanan aylık 7 bin lira da olsa ya da enflasyon farkıyla işte %49'u da ilave etse ya da %45'i de ilave etse 11 bin liranın altında kalıyorsa bu rakamı 11 bin liraya tamamlayacak ve emekliye ödeyecek. Ve bunun üzerinde maaş alanlar da hükümetin belirlemiş olduğu enflasyon farkı artı refah payı işte %45'e geliyor. %45'lik diyelim ki oranı uygun görüldü, yasalaştı. 10 bin liranın üzerinde maaş alan bir kişi de %45'lik maaşın üzerine %45'i ilave edecek. Yani 14.500 lira maaşı olmuş olacak şeklinde değerlendirilecek. Yani sizin söylediğiniz esasında tabii kamuoyunda konuşulan pek çok ifadelerden bir tanesi, haklı olarak siz de bunu soruyorsunuz çünkü izleyiciler de size bununla ilgili sorular yöneltiliyor. Bunun açıklığa kavuşturulması için yani 7.500 lirayı getirdim 10.000 liraya. Peki 10.000 liraya neye göre getirdiniz? Bunun bir açıklaması yok. Peki 10.000 liranın üzerine enflasyon farkı artı refah payı artı vesaire bunu niye göre getirdiniz? Bunun da bir karşılığı yok. O yüzden burada yapılacak olan tek bir işlem var. Bağlanan aylık eğer hükümetin taban aylığının altındaysa bağlanan aylığı taban aylığa getirmek, taban aylığının da kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da hükümetin vermiş olduğu kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni onaylayarak resmi gazetede yayınlanması şeklinde olacaktı. O bakımdan işte refah payı, enflasyon farkı vesaire bunlar kafa karıştıran cümleler biraz da hani iş biraz daha polemiğe dönüştürülmeye yönelik söylenen. Yani alternatifli bir tabloysa o zaman 11 bin üzeri yani 11 bin üzeri ve 14.500'ü telaffuz ediyoruz. Doğru mu? Yani tabii şimdi hükümet derse ki taban aylığı 11 bin liraya çıkardım. 11 bin liranın altında emekliye maaş ödemiyorum dediği takdirde size bağlanan aylık 10 bin liraysa enflasyon farkı neydi? %37 üzerine ne geldi bunun? Refah payı koydu. Artık enflasyon farkını dikkate almaksızın enflasyon artı refah payı hükümetin 2024 yılının 1. 6 aylık dönemine ilişkin vereceği zam ortaya çıkmış olacak. Bu da nedir? Örnek olarak %45 dedi hükümet. %45'e getirdim. 10 bin liranın üzerine %45'i ilave ettiğimizde 14.500 liraya geliyor. Dolayısıyla bu kişiye bağlanan aylık 14.500 yani bağlanan aylık artı aldığı zamla 14.500 lira. Dolayısıyla taban aylık uygulamasının da üzerinde olduğu için bu kişi 14.500 lira almaya devam edecek. Mesela 20 bin liraya geldiğimizde ise bunun iki katına çıkmış olacak. Yani 10 bin lira alan 4.500 ise 20 bin lira alan 9 bin lira ise 29 bin liraya yükselmiş olacak maaşı. Olaya buradan bakmak lazım.